Yatıyor, kırıklığı var. Şevket gönderecek bir doktor oğlum. Telaşlanma. Eksik olmayın. Dur bakalım şu doktor bir gelsin de. Ne diyecek? Üşütmüş de olabilir. Kaynattım binane limon ama. Hadi oğlum ben seni yine ararım. Öperim yanaklarınızdan. Sevgiler, iyi günler. Hüsnü. Efendim. Kim o? Şükrü ile mi konuştun? Evet. Ne diyor? Niye haber vermediniz diyor, merak etmiş. Telaşa verdin çocukları, yok bir şey. Ona sen karar verme hanım, doktor gelsin de. Ben kendimi bilmiyor muyum ayol, şimdi bir terlerim. Müteahhitle ben uğraştım, sen yatağa düştün be hanım. Allah'ın cezası, hasta etti bizi. Neyse, tatlıya bağlandı ya sonunda. Aman aman neyse. Şükrü bize gelin diyor. Nasıl? Bayağı gelin yaza kadar bizde kalın diyor. Aa, sen şaşırdın mı Hüsnü? Görmüyor musun çocukların durumunu? Biri üniversiteye hazırlanıyor, öbürü tiyatro. Ev zaten kendilerine yetmiyor, bir de biz. Söyledim zaten ben de. Eksik olmasınlar, düşünmüşler ya. Nazan istemez Hüsnü. Şükrü'nün boşboğazlığı. Ben de olsam ben de istemem. İstemezsin ama hanım. Şevket de aynı şeyi söylüyor. Alınıyor vallahi çocuk. İstemez istemez. Yapamam ben Mine'yle. Gelinler sana bir şey yapmadı hanım. Senin alınganlıkların. Ya benim alınganlıklarım öyle mi? Unuttun galiba nasıl surat astığını. Biraz da Nazan ilgilensin dediğini. Bırak şimdi bu dedikoduları Leyla. Bak böyle de olmuyor. Yaşlandık. Yalnızız. Bakamıyoruz birbirimize. Kabul et. İstemem istemem. Bakabildiğimiz kadar. Yetebildiğimiz kadar. Başım dinç olsun da. Olmuyor hanım. Kandırmayalım kendimizi. Hadi ben yatsam kalsam sen yine bana bakarsın da. Bak iki günde perişan olduk. Elim ayağım dolaştı. Teşekkürler. Afiyet olsun. Nasılmış anne? Yatıyormuş. Abim doktor yollamış. Bakalım ne diyecek. Geçmiş olsun. Ne dedin sen babana? Bize gelin dedim. Ne diyebilirdim? İşte durum ortada. Yaşayamıyorlar yalnız. Babam nane limon kaynatmış. Tamam da Şükrücüğüm. Burada daha mı iyi olacak? Durum ortada. Boş konuşmayalım. Sen de görüyorsun. Öyle değil. Hayatta bazı şeyler vardır. Fedakarlık ister Nazan. Ben fedakarlık yapmayalım demiyorum Şükrücüğüm. Başlamayalım hemen demagojiye. Nazan ben demagoji yapmıyorum. Bu demagoji. İmkansızlığı göre göre. Sonunda her şey unutulur. Nazan istemedi olur. Onu da biliyorum. Evet öyle olur. İmkanı biraz da biz yaratacağız. Nasıl söyler misin? İşte ev üç oda. Söyle yoksa benim bilmediğim başka bir şey mi var? Evet var. Kimse rahatından olmak istemiyor Nazan. Şükrü bu çok ayıp. Ne zaman mantıklı bir şey söylediğinde ben uymadım. Mantıkla ilgisi yok bunun Nazan. Karşımızdaki insanlar çat kapı tanrı misafiri gelmiyorlar. Onlar bizim annemiz babamız. Duygu istismarı yapma şimdi Şükrü. Hayır duygu istismarı değil bu Nazan Hanım. Gerçekleri konuşalım o halde Şükrü Bey. Gerçekler bunlar hanımefendi. Anne babamıza evlat olarak bakmak zorundayız. Ben bakmıyor mu diyorum. O anlaşılıyor ama. Çok ayıp. Peki söyle bakalım. Bu kız tam bugünlerde nereye gidecek? Bu çocuk nerede yatacak? Düşündün bunları? Düşündüm efendim, düşündüm. Çocuklarımız el koydu her şeyimize. O kadar uzun boylu değil. Günaydın. 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 Anne ne oluyor? Yok bir şey canım, konuşuyoruz. Bu nasıl konuşmak? Öyle konuşmak efendim. Beyefendi siz bugün de mi okula gitmediniz? Okul yok baba. Yok mu? Sabaha kadar çalıştı çocuk. Ben göndermedim. Baba, geldi mi doktor? Gelmiş mi? Oradaymış şimdi. Tamam hadi ben de geliyorum. Al getir şunları Şevket. Getireceğim. Annem bir he dese? Der der. Şimdi ben de ararım. Koskoca ev. Kalsınlar istedikleri kadar. Hacer'e de söyleriz. Her gün gelir olmazsa. Geçinebilecek misiniz? Şevketçim benim bir sorunum yok. Annen geçimsin. Haklısın. Yaşlılık be Mühne. Hoş görmek lazım onu. Şevketçim yine söylüyorum. Burası onların evi. Bu da bize yakışır.
Sağ ol. Hacer'dir. Ha, onunla da konuşalım. Hı hı. Hoş geldin. Gel. Hoş bulduk ablacığım. Özledim vallahi. Ay yollar bir kalabalık görme ablacığım. Canım çıktı. Hadi gözün aydın Hacer Hanım. Annemler bize geliyor. Aa, siz burada mıydınız? Vallahi görmedim. Kusura bakmayın. Temelli mi? Temelli, temelli. En az havalar iyice ısınana kadar. Olmuyor, yapamıyorlar tek başlarına Hacer Hanım. Gidiyorum ben şimdi. Allah razı olsun. Vallahi dün oradaydım, acıdım hallerine. Sen de daha sık gelirsin artık bize. Gelirim ablacığım, benim için daha rahat. Onlara gittiğim günleri size ayırırım. Ha yaşa. Hadi Mineciğim. Gidiyor musun? Gideyim ya. Kandırırsam alır gelirim onları bakarsın. Hadi eyvallah. Güle güle. Kandır kandır, düşünmesin artık. Hadi bekliyorum. Ah ablacığım, her yerde iftarla söylüyorum. Sizin gibi gelin, sizin gibi evlat dünyada bulunmaz vallahi. Biz neymişiz de haberimiz yok Hacer'a. Maşallah buyurun. Bırak evladım kolumu, hasta gibi. Gören de bir şey sanacak. Ne sanacak efendim? Doktor tavsiyesi, yürüyüş yürüyüş, buyurun. Sabri Bey. Dinledin mi zehir raporunu? Hah, öttü baykuş. Durabilir mi ötmeden? Aman Sabri Bey, boğazınızı sarın kaş kolunuzla iyice. Sardım efendim, sardım. Endişelenmeyin. İşinize bakın siz. Hadi efendim, yavaş yavaş, kendinizi yormadan. Selametle. Yorar mı hiç canım? Doktorlar ne dediyse o. Yavaş yavaş. İlan etme millete sen de. Benden söylemesi. Havadaki kükürt oranı 500'e yakın. Zehir, zehir. Yaksınlar bakalım hala o pis kömürleri. Vallahi zehir. Aman Sabri Bey, sağlığımıza kavuşalım derken Allah korusun. Kapatın ağzınızı. Kapattım efendim, kapattım. Eksik olmayın. Hadi siz işinize bakın. Geçenlerde iki kişi gitti bu kükürtten. Haberiniz olsun. Allah Allah. Bizi de gönderecek. Çenesi tutulasıca baykuş. Bırakın efendim, söylensin dursun. Buyurun. Güle güle. Okumadınız mı gazetelerde? Astım astım. Küt diye gitmişler. Nefes darlığı. Pat diye sıcak. Ne diyor? Söyler ama Cemil Bey. Aa, bozmasana adım moralini. Tamam, verdim kararımı. Ben de Ulrika Hanım'a vereceğim oyumu. Anam. Buyurun efendim. İstediğinize verebilirsiniz. Umurumda değil. Bıraktım apartmanınızı da, yöneticiliğini de. Ne haliniz varsa görün. O kadar. Buyurun. Oh, safağınız olsun. O kadar tabii efendim. Değer mi bunlara? Ayla, Sabri Bey hastaneye mi gidiyor kızım? Hayır anneciğim, ne hastanesi, yürüyor. Doktorlar yürüyüş tavsiye ettiler ya her gün. Ne bileyim kızım, ben de şaşırdım. Her gün hastane, doktor. İnsan bir sorar. Biliyor mu o şimdi nereden nereye kaç kilometre olduğunu? Ne diyor? Üf, hadi anneciğim, gitti. Girelim içeri, üşümeyelim. Aman bırak şunu. Cafer neredesin koçum? Buyurun, iyi günler. İyi günler. Tut şu canavarı. Prens, prens. Nasılsınız efendim? Sağ olun yengeciğim, hürmetler. Pek göremiyoruz sizi son günlerde. Çalışıyoruz efendim, işimiz var. Biraderimin dediği gibi, iş güç yengeciğim. Bir kötülük yok çok şükür. Oh ne güzel, iş olsun da. Of course yengeciğim, komşum nasıl? Afiyettedir inşallah. O da bugünden itibaren yürüyüşlere başladı efendim. Kireçlenme varmış biraz. Doktor tavsiyesi, buyurun. Yarasın yengeciğim komşuma, goodbye. Sefa ile efendim. Katiller hale gidiyor Sevim, bir şey istiyor musun? Aa, ne ayıp. Yakalandık yine abi. Buyur Sayın abim, emret. Turfanda bir şeyler getirin. Oo, aşağıda kurtarmaz. Bakarız Sayın abim, turfanda. Ha öyle, bakla, bezelye. Evlendi mi bu kızım? Buyur teyzeciğim, emret. Sizi soruyor efendim, evlendi mi diye. O da size hayırlı bir kısmet arıyor da. Anam. Hadi abi, gene iyisin. Teyzeciğim ellerinden öperim. Eksik olma ama vatandaş kapattı o defteri. Bekarlık sultanlık demişler. Ne diyor o kızım? Bekarlık sultanlık diyor anneciğim. Kapatmış o defteri, istemiyor. Boşuna arama. Canı isterse. Ne güzel kız bulmuştum ona. Haber bile yolladım. Hadi anneciğim, yorma kendini. Sana ne erli alemin katilinden? Bunlara da senin evlenmen dert oldu abi. Buyurun.
Sizin yüzünüzden birader. Dilendirdiniz vatandaşa. Biz kimseyle konuşmadık ki Yavuz abi. Hayatta. Başka işi yok ki bu apartmandakilerin. Yok valla, hastalık. Biraz bakla, çıktıysa taze fasulye. İyi valla. Bu da nevaleyi düzdü. Bakarız sayın abim, çıkmışsa. Ver koşum şu canavarı. Lan canavar, canavar. Turfanda battı da güzel olur. Sarımsaklı yoğurtla. Götür sayın abim. Eyvallah. İyi işler. Eyvallah koçum. Öyle. Her seferinde içim çekiliyor valla. Haydut. Ne zevk alıyorsa şundan. Bu iş benim canımı sıkmaya başladı birader. Ne iş abi? Komşumun kaynası bile bize kızarıyor. Baksana birader. Takma abi şunları, hastalık. Olmaz. Herkes cam cam konuşuyor. Vatandaş rahatsız. Abi yanlış anlamasın. Üzülürüm. Biz çıkarmadık bu lafı. Yengemiz de küstü bize. Yok abi öyle bir şey. Ne haddine? Dağıtırım evi vallahi. Tek. Küstü birader. Küstü. Anlar bu işlerden vatandaş. Sağ olsun. Tam araya girdi de. Girecek tabii abi. Vazifesi tek. Estağfurullah birader. Vazife diye bir şey yok da. Mahcup edecek bir şey de yapmadık herhalde yengemizi. Ne mahcubiyeti abi? Rica ederim. Senin gibi beyefendi bir insan. Bak şimdi taktıracaksın bana da. Alacağım Serpil'i karşıma tek. Tak yok birader. Bu konuda kötü bir söz söylersen yengemize karşında beni bulursun. Okey mi? Okey abi, ne demek? Emirdir bizim için. Hayır, bozuluyorum. Şeyda Hanım'ın kompleksi işte. Olur birader. Takma. Kadın milleti yapar. Beğenmedik ya. Ha abicim, işte mesele bu. Bak nasıl anlıyorsun? Kompleks, kompleks. Çıkmasaydı o zaman tak görücüye. Ha. Bak terbiyesi. Yabani. Bizi ışınlıyor. Bırak abi. Dur birader. Vatandaş öyle carçut korona yok. Medeniyet düşmanı. Dağda mıydın sen? Dur abi, ne yapıyorsun? Tablasın ben şimdi bunun. Farklı tablonunu. Abi. Çıkacaksın üstüne. Kaç, kaç. Niye geldin? Geldim Gül. Oturacağım biraz. Sabri Bey yürüyüşe çıktı. Bir saatten önce gelmez. Anam, doktorculuk mu oynuyor bunlar? Ne yapsınlar? O da olacak inşallah. Muayenehane açacak benim kızım böyle. Ay ama ay, ay yorulmuşum. Paralıyorsun sen de kendini be. Otur tabii. Paralıyoruz vallahi. Kurtulamadık ki şu kapıcılıktan. Ha, madam yöneticilikte kararlıymış Gül. O hadi keşke. Olacak olacak. Sabri istemiyor. Ama sen onun istemem dediğine bakma. Ay şu koltuklarda ne rahat. Eve de yaptırtsak şundan iki tane. Senin paran onun yüzünün kumaşını almaya yeter mi acaba? Şu fakirliğin gözü kör olsun. Ha. Hadi Türkan Hanım'ın şu çikolatalı kahvesinden yap da içelim iki tane. Yapayım da Cafer, vallahi bir gün kadın fark edecek, rezil olacağız ha. O öyle kadın mı? İki gram kahve için. Anam, milyarder torunları. Ha. Baban yengece transportör alıyormuş. Ne? Daha neler? Başladılar mı yolmaya adamı? Asım'ı alacaktı hani? Asım'ı da bakkala ortak ediyor. Yusuf söyledi. Hayırlısı, o iyi de. O Çağnoz'a ne oluyor? Bir transportörü eksikti. Babanın ipiyle kuyuya inmez Gül. Bakma sen. Bugün alacağım der, yarın cayar. Para mı çıkar onun elinden? Öteki dünyaya götürecek sanki. Analık yiyecek, analık. Kemiklerini sızlata sızlata. Tüh, yazıklar olsun. Ya rahmetli anacığım, o ne yapsın? Sağlığında bir gün bile görmedi kadıncağız. Ağlama Gül, çocukların önünde. Bir şey sanacaklar şimdi. Bir şey ya, bir şey elbette. Ağlama anam, kader. Ne yapalım? Giden gitmiş. Hadi içelim kahvemizi. Aman benim doktor kızlarım. Büyüyecekler, para kazanacaklar. Babalarını krallar gibi yaşatacaklar inşallah. Oo, tertip harika manzara. Yavaş, babam duymasın. Ver şunu sırayla. Bitmedi ama tertip. Bitirseydim. Ver şunu. Vallahi seslenir babama. Sen de çabuk bak. Bakıyoruz. Nasıl? Nefes kesiyor be tertip. Kusur babamdan ayırma. Tamam, devam et.
Bu ne be tertip? İlk turda görmemiştim, sarışın sarışın. Yavaş tertip, direkt uyanacak. Direkt falan düşünemem işte. Hayat mı hayat? Hayat vallahi. Hadi bitir, biz de bakalım biraz. Hadi çekin sırayla. Hakkına razı ol. Ali! Neredesiniz hayırsızlar? Buradayız baba. Ne yapıyorsunuz? Bakıyoruz baba. Bakıyoruz amca. Al! Ver bakayım. Neymiş o? Kalem babacığım. Tükenmez kalem. Böyle çeviriyorsun yumuşak yumuşak. Ne söylüyorsun tertip? Çeviriyor musun? Ha? Nasıl? Ver bakayım. Bana bakın. Yoksa siz... Tüh! Bu ne? Anam kaç tertip? Kaçmayın! Baba vallahi bir şey yok. Gel buraya. Utanmaz ahlaksız. Sapık mısınız siz? Kırmazsam kemiklerinizi. Kimden aldınız bunu? Bulduk baba. O buldu amca. Gelin buraya bakayım. Ne oldu yine Davut Usta? Utanmaz reziller. Ne olacak kızım? Her zamanki terbiyesizliklerin iş saatinde. Girin içeriye bakayım. Amca vallahi o buldu. Sus! Yemin etme. Patlatırım. Yürü. 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 Patlatırım ben seni. Soracağım sana da. Ne oldu be tertip? Yok bir şey canım. Şurada biraz hava alalım dedik. Var bir şey var, saklama. Senden saklar mıyım Dilek? Tansiyonu yükseldi. Nasıl gidiyor işler? İşmiş yok tertip. Paramızı da alamıyoruz. Ben de bırakıyorum 2 haftaya kadar. 2 hafta mı? Temelli mi? Ne yapayım tertip? Bakacağım başımın çaresine. Aa, ne geziyor burada? Sabri Bey amca, bize selam yok mu? Merhaba evladım. Yürüyüşe çıkmıştım da. Gel amcacığım bir çayımızı iç. Baba Sabri Bey amca geldi. Bırak şimdi evladım, işi gücü vardır adamın. Yok amca, oturuyoruz. Baba! Oo gözüm, buyur. Hay Allah, iş çıkardık. Neyse geleyim bari 5 dakika. Yürüyüşe çıkmıştım da. Oo ne güzel ne güzel. Buyurun, şeref verirsiniz. Taze çayımız da var amcacığım, buyur. Hadi Dilek, görüşürüz. Şöyle buyur gözüm. Teşekkür ederim. Yeriniz ferahmış, güle güle oturun. Sağ ol. Sen de hiç uğramadın gözüm. Bak bu vesile oldu. Bir çay getir amcana, hayırsız. Hemen amca. Sen de ister misin babacığım? İçelim komşumuzla. Benimki açık olsun lütfen evladım. Duydun mu tertip? Sabri Bey amcamınki açık olacak. Duydum. Hadi bakayım hadi. Hadi gözünü aç. Amcacığım yürüyüşe mi çıkmıştın yumuşak yumuşak? Teyzem de giydirmiş seni sıcak sıcak. Biz konuşuyoruz burada Dumkov. Kapat çeneni. Saatler olsun gözüm. Ayrola. Doktorların tavsiyesi üzerine efendim. Kireçlenme varmış da biraz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben de bırakmayı düşünüyorum yönetimi. Yetti. Sağlığımı bozdu bu apartman. Bırak amcacığım. Annem enerji dolu. Çok iyi yönetir valla. Sen lafa karışma dedim. Buyur amca. Teşekkür ederim. Açık çay Sabri Bey amcam. Dumkov. Pardon. Ya pardon. Bakmıyorsun ki önüne. Salak. Aklınız başka yerlerde. Salak baba. Hatırlatmasa. Sus. Kabahatinde otur. Ben de öyle bir şey duydum. Sizin hanım düşünüyor mu? Ciddi mi niyeti? Vallahi hevesleniyor ama. Ciddi amcacığım. Başladı bile kulis çalışmalarına. Öyle mi? Oğlum döverim bak. Kabahatinizle oturun. Karışmayın büyüklerin lafına. Peki babacığım. Karışma tertip. Öyleyse yazık. Hiç tavsiye etmem vallahi. Sinir hastası olur 2 ayda. Yanlış anlamayın. Rakip çıktı diye söylemiyorum. Söyle gözüm. Ben de söylüyorum ama koymuş kafasına, dinlemiyor. Vah vah. Yıpratırlar, bu apartmandakilerin ruhunu bilirim efendim. Yazık, tanımazsınız hiçbirini benim tanıdığım kadar. Doğru gözüm, sen ilmini almışsın artık. Bırakıyorsun ha? Ne yapayım efendim? Burama getirdiler artık. Çekemiyorum. İşleri güçleri dedikodu. Arkadan konuşma. Hiçbir şeyi beğenmezler. Devamlı muhalefet, çekiştirme. Burada bakır, demir, eskiler alırım, eskici.
geliyor abi. Yandık Tertip. Halil Efendi'nin kayınbiraderi mi o? O gözüm. İşiniz oluyor mu bununla? Oluyor ufak tefek. Merhaba ustam. Merhaba. Buyur. Oo, siz de mi buradasınız efendim, maşallah. Geçiyordum, eksik olmasınlar. Rahatsız olmayın canım. Ustam öyledir, sever misafiri. Her zaman çayı, kahvesi. Nasılsınız bakayım benim aslanlarım? Aslanlarım. Al birini vur ötekine. Ne işaret ediyorsunuz öyle? Sana değil baba. Anam, o da mı? Ustam, bunları sana getirdim. İstemez. Ben yapacağım. Bu kafasızlardan 500'ü alıp 3 milyona satacaksın değil mi? Öyle değil ustam, o işin aslı. Bunlara kızma, benim hatam. Şimdi beyefendinin yanında konuşamıyorum. Ben çayımı bitirdim efendim. Buyurun siz konuşun rahat rahat. Kalkıyor musun gözüm? Kalkayım efendim. Merak ederler. Malum ilk gün, biraz daha yürürüm. Sen bilirsin, ısrar etmem. Hürmetler efendim. Amcacığım güle güle. Öperim teyzemin yanaklarından yumuşak yumuşak. Sağ ol da evladım. O nasıl söz, yumuşak sulu? Bilmez ki konuşmasını. Dumkol. Söyleme öyle Tertip. Sus sen de. Güle güle efendim. Saatler olsun. Teşekkür ederim efendim. Siz yine de hanımefendiye bunları söyleyin. Hiç tavsiye etmem o işi. Konuşacağım gözüm, konuşacağım. Güle güle. Hüseyin efendi, anlat bakalım. Ustam, bak ekmek çarpsın. O çocuklardan aldığım parçanın piyasadaki fiyatını bilmiyordum. Bunlara kızma, fırsatçılık sanma. Tamam, paraları yoktu o gün. Acıdım biraz. Vallahi biz de bilmiyorduk kaç lira olduğunu baba. Sus, yemin etme. Yazık yazık. Vuracaksan bana vur. Bak, yaptık bir cahillik. Bak, bak bunları sana getirdim, parasız. He, parasız mı? Helal ustam, helal. Al hepsini, bizi affet, ha? Estağfurullah canım, ne demek? Vallahi samimi. Ana. Ben de bunu arıyorum. Kaç gündür. Bak, burada mı unutmuşum? Senin mi? Benim ya, benim elbet. Tövbe yarabbi. Bekar işi usta, anla. Tövbe vallahi. Ben de bunları delilde yakaladım. Gördün mü baba? Ana, siz de mi baktınız? Bakacaklar ustam, kızma. Genç adamlar. Nereden çıkardın şu sizde kalmıyor oğlum? En iyisini yaptın anne. Kapanmıyor mu? Kapattım, kapattım. Her şeyi unuturum şimdi. Bırak anne. Yaparsın bir liste, gelir alırız. Kaç adımlık yer? Sen giyin hadi. Ben hazırım. Hazırım diyorsun, hala böylesin. Ben öyle telaşa gelemem oğlum. Tamam tamam, keyfine bak. Hazırladın mı bavulunu? Hazır hazır. Bir şey unutmadın inşallah. Hepsini aldım hanım. Daha ne kaldı? Sakın şimdi bunları açıp tek tek bakmaya kalkma anne. Öldük vallahi. Hüsnü, buzdolabını boşalttık mı? Boşalttık boşalttık Şevket'le. Fişi de çektik. Sildiniz mi içini? Sildik sildik anne. İyice silmek lazım. Kokuşur ev vallahi. İyi canım, merak etme. Siz bakının biraz daha da ben şunları arabaya koyup geleyim. Alma ikisini birden oğlum, çok ağır. Fıtık olursun ha. Ağır değil, ağır değil. Dur ben kapıyı açayım. Sağ ol baba. Hay Allah, kapıcıyı çağırsaydık keşke. O da kim bilir hangi cehennemde, gelmez ki. Oğlum yavaş yavaş. Benim de ne tahammeli? Hüsnü, ne dedi doktor? Tansiyonu biraz yüksek vurdu. Şekere bakacak. Kan tahlili istiyor. Hani üşütmeydi? İş büyüdü. Nerede yaptıracağız onları? Giderken şimdi yolda bir laboratuvar buluruz. Şevket'in bildiği vardır. Nereye hanım?
Şu mutfağı bir de ben kendi gözümle göreyim de ha. Bak hadi, rahat edemedin. Nasıl durdu Sevim? Cemil bir dakika. Şekerim şu kolu bir dakika tutar mısın? Harikasınız hocam. Transfer edelim sizi bizim oyuna. Duyuyor musun Sevim? Tamam, yapmadığım bir ok almıştı. Mesleğimizi hor görmeyin ama Sevim Hanım. Aşk olsun, öyle demek istemedim. Niye hor göreyim ayol? Ben ona... İyi tip, iyi tip. Hocam yapar bu işi. Onun yapmayacağı iş yok. Yaparım. Benim adım Cemil. Bu arkadaşınız niye gelmedi? Gelemedi herhalde, bilmem. Cemil Bey'in ölçüleri uyar. Sonra yanlış bir şey yapmayalım da. Olur olur. Devam edin siz. Önemi yok zaten. Oyun kurtarır. Biraz bol, biraz uzun. Siz öyle diyorsanız. Sen ne rolündesin? Gece bekçisi hocam. Güzel rol. Hırsız mı kovalıyorsun? Hırsız, gönül avcıları. Söylesene şu şarkını biraz. Aa, bırak şimdi yavrucuğum. Şarkılı mı öyle? Müzikal sayılır. Görelim şunu Sevim. Bekliyoruz zaten. Şu 27 Mart'ı bir atlatalım. Geliriz valla. Bekleriz valla. Müzikli, kahkahalı. Söyle şu şarkını ya. Yabancı bizde var. Utanıyor musun? Rahat bırak Cemil ya. Yok hocam, utanmak değil de parayla yapıyoruz biz bu işleri. Veririz. Sen de amma nazlandın ha. Tamam, biz de söyleriz. Hocam bu mahallenin ırzı bana emanet. Gözettim ırz ehli bir değil, iki değil. Sürüsüne bereket. Taratata 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 taratata. Smer smer sarı sarı mahalle kız ambarı. Taratata 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 taratata. Bekçizey. Bu kadar mı? Bu kadar hocam. At parayı tekrarlayalım. Sıkarsın ama Cemil. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Kim bu? Aç bakalım. Umut olabilir. Olabilir. Ah bundaba. Madam geldi Sevim. Gel şekerim, ah. Gel. Ah. İyi günler efendim. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Festival mi var? Prova prova, gel. Bilge Hanım'ın kostümleri. Bak biz de tiyatrocu olduk. Ah. Oh, efendim nasılsınız? Sağ olun. Aydın'la tanışıyor muydunuz? Ah, Nain efendim. Ulrike. Memnun oldum efendim. Ben de efendim. Ah, devam edin provanıza lütfen. Benim acelem yok. Madam, bunlar bir şarkı söylüyor, dinleyeceksin. Ah, öyle mi? Tebrik ederim. Oyuna bekliyoruz. Ah, inşallah efendim. Yalnız paralı. Ben organize edeceğim. Hı. Bütün apartmandakiler bilet alacaklar. Öyle. Gördün mü hakiki apartman yöneticisini Sevim? Madam, biz oyumuzu sana veriyoruz. Hı hı. Aday mısınız? Aa, evet efendim. Herhalde Sabri Bey kadar yapabilirim bu işi. Herhalde. Sabri Bey kim? Şu aşağıdaki besteci hocamız mı? Tamam, bu iş bitti. Ben hangi adayı tutarsam o kazanır. Oo. Benim adım Cemil. C. Aferin. A, B, C üç basamaklı sayının rakamları arasında A eksi B eşittir 3, B eksi C eşittir 2, A artı C eşittir 5. Yazıyor musun? Yazıyorum anne, devam et. Tamam. Bağıntıları vardır. Buna göre A artı B artı C kaçtır? Kaçtır? A 7, B 8, C 9, D 10, E 11. D 10. Aferin. Şunu da bul. Anne, siz babamla niye kavga ettiniz? Ne kavgası oğlum, laf çıkarma. Konuştuk, öyle devam et. Gelir şimdi abla. Laf karıştırma sen anne. Biz de bir şey sorduk. Biz de bir şey söyledik. Hadi. X, Y, Z birer doğal sayıdır. X artı Y eşittir 6. X artı Z eşittir 5. 3 Y artı Z eşittir 10 olduğuna göre 2x artı 3y, z değeri kaçtır?
O sıktı. Üf. Binde sıktı. A17, B15, C13, D5, E4. Galiba B15. Aferin. Galiba yok oğlum bu işte. Kesin yanıtlayacaksın. Ablam yüzünden mi tartıştınız? Of Allah'ım. Hayır oğlum. Zaten şu ezber öğretim yüzünden fenalık geldi. Bana da. Bırakalım. Hayır otur. Biraz da fen soracağım. Öf be anne. Sor. Ne yapalım oğlum? Bayılmıyorum ben de bunları ezberlemeye. Tam ezber. Rezalet. Man kafa olur bunları ezberleyip üniversiteye giren çocuk. Sonumuzu anne. Salla başını, al maaşını. Şuna bak. Dinliyor musun? Emrindeyim sahip. Histidin, SAU, alanin, GSU, serin, USG, glisin, GGA. Evet. Yukarıdaki bazı amino asitler ve mRNA'daki kodonları verilmiştir. Bunlara göre DNA molekülünden AGS, SST, AGS, GTA, SGA şeklinde bir emir verildiğinde sentezlenen polipeptit ipliğinde amino asitlerin diziliş sırası nasıl olur? Ve sırala. Alanin. Olmadı, devam. B. Serin, serin, alanin, histidin, glisin. Of, bayılacağım vallahi. Aç kapıyı. Bırak anne, ben de bayılacağım. Abla. Merhaba, bitti mi çalışmanız? Hadi Aydın arabada bekliyor. Hemen sahip emrin olur. Bitti bitti. Alenin, histidin, aptala döndük. Nasıl kostümleriniz, iyi dikmiş mi Sevim Hanım? Çok beğendik anne, sağ ol. İyi terzi canım, diker. Biz de ezber yapıyoruz burada hafız gibi. Rezalet. Histidin, glisin. Tınastitiz ezberi hayır kampanyası açtı anne. Okumadın mı? Yoo. ÖSS'den başka bir şey görmüyor ki gözümüz. Harika bir yazı, bulurum sana. Herkesi çağırıyor. Hemen katılırım. Kimler var? Anne babalar, öğretmenler, bakanlar, politikacılar, medya. Kutlamak lazım. Biz bu salla başlıkla bir yere varamayız. Yaşı anne. Açalım bayrağımızı. Vallahi tam sallabaş olduk. Hemen hazırlanıyorum abla. Tamam. Oy tutar söyleyeyim. Anlarım ben bu işlerden. Ah hocam. Bir tutsa ilan bile veremiyoruz gazetelere. Tutar görürsün. Benim adım Cemil. Vay bunu da biliyor. Lafı bile güzel. Bırak moral oluyor. Buyurun. Maşallah. Sabri Bey yürüyüşten döndü Sevim. Bir şey yok. Allah Allah. Neyim olacak acaba münasebetsiz? He, münasebetsiz. Oh Sabri Bey geldiniz mi çok şükür. Merak etmeye başlamıştım. Geldim efendim, geldim. Yok merak edilecek bir şey. Aydın Bey siz nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor faaliyetler? İyidir hocam. Kostüm provasına geldik Cemil Beylere. Oh ne güzel. Başarılar diliyorum efendim. Biz de efendim. Bütün kalbimizle. Sağ olun efendim. Ayla Hanım açar mısınız kapıyı? Terledim biraz. Aman üşütmeyelim. Buyurun. Açıyorum efendim. Buyurun. Sabri Bey. Kaç kilometre yürüdün? Bilmiyorum efendim. Ne üstüne vazifeyse. He, baykuş. Buyurun. İyi günler. Efendim iyi günler. Yürüyüşe mi başladın Sabri Bey amca? Başladık evladım. Yavaş yavaş. Çok iyi. Hadi oğlum sizi bekliyoruz. Hadi Aydın geldik. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Hocam eyvallah. Güle güle. Davetiyemizi unutmayın. Tamam. Davetiye mi veriyorlar? Haberim yok. Ağırlığımı koydum madam yönetici, haberin olsun. Bak şimdi. Senin lafını şu apartmanda kim dinler acaba baykuş? He, konuşuyor işte. Boş ver Sabri'ye, cevap bile verme. Hasta hasta. Buyurun. Evet, evet.
efendim. Anneciğim geldi bak sağ salim. Merak ediyordunuz damadınızı. Ne var merak edecek efendim? Büyütmeyin bu kadar. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk efendim. Çok şükür göğsüne falan ağrı girmedi inşallah. Hayır efendim çok iyiyim, ne ağrısı? Anneniz de bir an önce beni öteki tarafa yollamaya bakıyor herhalde. Olur mu efendim? Banyoyu hazırladı aslan damadına. Banyo mu efendim? Evet efendim, şampuanlarla köpürttü. Soyunun hemen yıkayacağız sizi. Efendim anlamadım. Beni mi yıkayacaksınız? Evet efendim, ne var bunda? Çocuk mu sandınız beni efendim? Ne hacet? Anneniz de girsin banyoya bari Tontoş Hanım'la birlikte. Ne diyor kızım? Teşekkür ediyor size anneciğim. Ne güzel bana köpüklü banyolar hazırlamış diyor. Şimdi girersiniz içine buranıza kadar yarım saat. Ne lüzum vardı efendim? Onca su, onca şampuan. Bir duş yapardım bitti. Ah evladım. Yürüyüşte pek yaramış çocuğum. Yaradı efendim, yaradı. Ödüm koptu. Nefesi tıkanı verir de yol ortasında kalır diye. Allah Allah. Başka laf kalmadı. Takılmayın efendim. Sizi sevdiği için öyle söylüyor. Aman ne sevgi. Rahmetli baban da yürüyüşlere çıkardı böyle son günlerinde. Vallahi kaldıracağım bu resmi oradan. Aa yetti ya. Hadi hadi. Sabri Bey hadi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Öp aslanım babanın elini. Öpeyim baba. Sağ ol. Hadi bakayım göreyim seni, aç gözünü. İş dedin işte sana iş, hesabını bil. İleride bir de nikah kıyarız. Daha ne aslanım? Turpratörü de almış baban. Hüseyin abi almıyor muydun onu baba? Bakalım, daha karar vermedim. İyi olur Ali efendi. Evlere servis yaparız. Düşünelim. Öpsene abini iblis, bu ne surat, hayır dile. Ne suratı baba? Hadi abi hayırlı olsun. Sağ ol koçum. Hah öyle. Hadi bakalım. Kıskançlık olmaz abi kardeş arasında. Kırarım boynuzunu. Yusuf! Sahip ol bu iblise. Sen merak etme Halil efendi. Bundan sonra bana teslim. Hah kaçamak yok. Serserilik bitti. Her şeyden haberim olacak. Olur Halil efendi. Hah. Hadi biz de işimize bakalım. Buyur baba. Bismillahirrahmanirrahim. Aslanım duydun babanı. Bundan sonra kaçamak yok. Yok Yusuf abi. En başına ben çekerim kulağını. Sabah 6:30, akşam 8. Bu iş böyle. Orada burada kadın kız peşinde koştuğunu duymayacağım. Hadi bakalım yürü. Ekmek de çıtırmış. Etli mi yaptın kuru fasulyeyi? Etli kuşbaşı. Doyurma karnını öyle abur cuburla. Nerede kaldı eniştem? Gelir şimdi. Şu turportör işine bir he dese. Diyecek. Akşam oğlanlarla konuşmasından öyle anladım. Hadi inşallah. Hiç belli olmaz çünkü ne yapacağı. Sen bu abini dinle kızım. Bu işlerin profesörü olmuş profesörü. Bak bir çalım attın adama nasıl indirdi yelkenleri suya. Dinlemez miyim abi? Şu oğlanlar başımızdan gitse asıl. Evlenecekler mi? Ayrı eve mi çıkacaklar? Ne yapacaklarsa? O da olacak. Asım'ı bakkala ortak edecekmiş dediler ama. Bilmem. Bana bir şey söylemedi. O fena. Yokla şunun ağzını kız. Heh geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Kim var? Ben varım enişte. Buyur. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Buyur. Vallahi enişte bu senin hanım da pek marifetli. Bir kuru fasulye yapmış ağzına layık. Marifetlidir ya. Eline sağlık sultanım. Afiyet olsun. Pek yüzün gülüyor Halil Bey, hayrola? Hayır sultanım, hayır. Otursana Hüseyin. Asım'ı bizim Yusuf'a ortak ettik. Vay. Ne çabuk. Öyle oldu. 200 milyon verdik, dörtte bir hisse.
Hayırlı olsun desene iblis. Hayırlı olsun da şaşırdık enişte. Bize söylemek yok mu Halil Bey? Ne oldu sultanım? Oğlumuza iş kurarken de size mi danışacağız artık? Çok konuşma sen öyle kız. Erkek işi bu. Sana mı danışacak eniştem? Hadi getir şu fasulyeyi, acıktık. Hayırlı olsun enişte. Sağ ol. Ben de şu triportörü soracaktım. Patlama Hüseyin, her şeyin bir sırası var. Sen yaptın mı hesabını? Ver bakayım şu kalemini. Anam enişte, enişte o yazmaz enişte. Ben sana başka kalem vereyim enişteciğim. Buyurun efendim. Nasıl kalem bu Hüseyin? Anam öyle bir kalem işte enişte, tövbe. Karıştırma ya. Ah Raşida, hep senin ihmalinden başımıza geldi bunlar. Boşuna tahta kafa dememişler sana. Tövbe. Vallahi benimle ilgisi yok Nimet. Rahmetlinin zamanından. Ben o şirket kapandı biliyorum. Sus sus beceriksiz. Acaba maliye bildirilmemiş mi? Olur mu Şükrücüğüm? Bildirilmiş de niye hala vergi cezası geliyor tahta kafa? Tövbe tövbe. Limon verdin mi Abbas efendi? Verdim babam, orada yanında. Ah sağ ol. Abim bilir bu işi ama o da annemlerle ilgileniyor. Ergun'a soralım. Heh, o da bilebilir Şükrücüğüm. İyi akıl ettin. Muhasebesini tutmuş bir ara. Karışma sen. Soruyu adam işte. Burnu soktun, her işi batırdın. Tövbe tövbe. Yapma bunu müstahdemin yanında Nimet. Aa. Sus, bana akıl verme. Demet, Ergun oralarda mı? Söyler misin baksın biraz? Tamam Şükrü Bey. Ergun Bey, Şükrü Bey sizi çağırıyor. Tövbe bacım affedersin. Pat pat eline vuruyor koca herifin. Eline mi vuruyor? Kimin? Tahta başım bacım affedersin. Cıvık patronumun yanında. Aa daha neler. Demet ne istiyor Şükrü Bey? Bilmiyorum, baksın dedi. Kim var yanında? Nimet Hanım'la tahta kafa. Kavga ediyorlarmış. Gözünüz aydın. Eyvah. Ha, Bülent iş bulmuşsun ha. Bulduk Ergun Bey. Başlıyoruz yarın bir arkadaşla. Hadi hayırlısı. Sağ olun. Ne işi bu? Pazarlama mı? Pazarlama. Kitap, kaset. Güzel. Dur şu deliler ne istiyor bir anlayalım da konuşuruz. Burada mısın? Biraz daha buradayım. Bekle, geliyorum. Buyurun efendim, beni çağırmışsınız. Gel Ergun, sen bilirsin. O abimin de ortak olduğu inşaat şirketi kapatılmadı mı? Kapatıldı biliyorum ben efendim. Hayrola, ne oldu? Felaket Ergun'cum. Durmadan vergi cezası geliyor. Sen karışma, Şükrü Bey anlatıyor, Allah'ın cezası. KDV beyannamesi vermiyor musunuz efendim? İş yapmıyoruz ki Ergun, ne beyannamesi? Bak hala konuşuyor. Bir şey anlatıyor adam sana, dinle. Olsun efendim, ne yaptınız? Kazancınız olmasa bile beyanname vereceksiniz. Keserler usul cüzdası valla. Duydun mu dangalak? Hiçbir şeyden haberin yok. Tüh! Bülent, satıştan %100 mi verecekler? %10. Primlerimiz de olur dedi adam. İyi birine benziyor. Hadi hayırlısı babam, affedersin. Allah yüzünü kara çıkartmasın. Sağ ol Abbas efendim. Bu nasıl iş ya? Çıldırmış kadın. Bir dövmediği kaldı adamı. Elini mi vuruyor Ergun Bey? İki kere de kafasına vurdu. Aa, kişiliksiz. Şerefsiz bacım, affedersin, şerefsiz. Şükrü Bey de zaten bunun canı sıkın. Tam zamanında buldular gelecek. Ara Şevket Bey kızım, evdeymiş. Arayayım. Şevket Bey. Teşekkür ederim. Şükrü Bey sizinle görüşmek istiyor. Veriyorum. İyi günler. Ha abi. Bilir o, bilir. Abi ne yaptın? Geldiniz mi? Şeker biraz yüksek ha? Selam, saygılar Şükrücüğüm. Geçmiş olsun, uğrayacağız. Nimet Hanımlar burada, uğrayacağız diyorlar. Aman Şükrücüğüm, unutmadan soralım şunu. Dur dangalak, annenin karnında nasıl durdun sen?
Abi, sizin bu Nimet Hanımlarla ortak olduğunuz inşaat şirketine usulsüzlük cezası geliyormuş. Siz beyanname vermediniz mi? Bilmem. Onlar takip ediyorlardı oğlum. Vermemişler mi? Eyvah. Buyur amcacığım. Sağ ol kızım. Sağ ol. Bir şey değil. Ne olmuş Şevket? Tahta kafalar oradaymış da. Bizim eski şirketten vergi cezası gelmiş. O fena. Bak şimdi. Fena ya. Geçti bugün oğlum. Oturduk ıhlamurumuzu içiyoruz. Söyle onlara. Bende de var bir takım evraklar. Akşam geliyor musunuz? Görüşürüz. Hadi. Geliyorlar mı Şevket? Geleceklermiş. Rakımızı da içeriz. İçeriz baba, içeriz. Oo, ha. Hüsnü Bey. Yerleştik bitti işte teyzeciğim. Nasıl olacak diyordun bak. Tabii canım, ne varmış yerleşemeyecek. Rahat mısın anne? Rahatım, rahatım. Leyla Sultan'dır o. Şevket. Ha baba. Anlat bakayım şunu, ne olmuş? Beklettim sizi, kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Ben sizi meşgul ediyorum işinizin arasında. Hayır hayır. Hasta gelene kadar konuşuruz konuşacağımızı. Rahatınıza bakın. Teşekkür ederim. Efendim, Davut pek tarafta değil ama ben kararımı verdim. Hadi bakalım. En iyisini yaptım vallahi madam. Arkandayız. Sabri Bey çekiliyor mu? Çekilsin artık Türkan abla. Gına geldi vallahi. Danke. Sağlık durumu da biraz bozuk efendim. Çekilsin. Ne söylesek para gidecek diye karşı çıkıyor sonra. Çalıştırıyor apartmanın parasını bankada madem, çalıştırıyor. Kesin bilmeden söylenmez böyle şeyler Gül. Olabilir efendim. Bakın, bir su arıtma tesisatı yaptıralım dedik. Hemen hayır. Sonra bu bahçenin hali ne? Ah. Neyse efendim, yarın da konuşuyoruz. Bitirelim bitirelim. Burada mı kızım? Burada. Buradayım, gel Cemil Bey. Hah, madam da burada. Onu konuşmaya geldim zaten. Ben destekliyorum. Herkesle konuştum. Oylar madama. Oo, eksik olmayın efendim. Vazifemiz ne demek? Benim adım Cemil. Gitsin artık bu örümcek kafalılar başımızdan. Modernleşelim biraz. Oo. Madem Avrupa'ya örnek alıyoruz kendimize. Hı. Bayılırım bu bisküviye. Getir Gül. Çay da içer misin? İçmem. Çayla başım hoş değil. Bu güzel. Tamam. Biz de destekliyoruz Urike Hanım'ı da. Sen nasılsın bakalım Cemil Bey? Nasıl içkiyle ara? Bomba gibiyim. Çok iyi gidiyorum. Aklıma bile gelmiyor artık. İçki de neymiş? Maşallah. Maşallahım var evet. İradem çelik gibi. Ne yapıyorsun? Yumruklama göğsünü öyle. Tıkanacaksın. Aman aman. Babacığım. Babacığım. Ha? Zabıt babacığım, zabıt. Dur be aslanım, sen de ikide bir zabıt zabıt. Caver. Buyurun. Toplantı mı yapıyorlar orada? Kulis çalışmaları. Yok efendim, ne toplantısı? Cemil Bey'in her akşamki çıkıntısı. Konuşmaya geliyor ya Türkan Hanım'a. Kulis kulis. Toplandı münafıklar çetesi. Yukarıdaki Alaman bozuntusu da orada, anlamaz mıyım ben? Anlamaz mısın efendim? Ne kaçar Sabri Bey'in gözünden? Madam da bir şey sormaya gelmiş herhalde. Ne soracak evladım? Oy dileniyordur. O kızıla da yazıklar olsun. Hiç istemiyorum ama şimdi bunlara inat koy diyor şeytan adaylığını. Anam. Bir tek oy alamaz vallahi. Hadi bakalım. Ne elde edecekler? Buyursunlar. Ben de buradayım. Nankörler. Anam, gitmez bu, gitmez. Babacığım çatlak. Sus yavaş aslanım. Attırmayalım tepesini iyice adamın. Tutacak şimdi zapta. Nazan? Kimse yok mu?
Buradayım Şükrücüğüm. Niye çalmadın kapıyı? Bilmem. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Gözün aydın, haberleri, annenin bir şey yokmuş. Telefon mu ettin abimlere? Evet, annenle de konuştum. Abimler yemeği bekliyorlardı ama gidebilir miyiz acaba? Gideriz, Ali gelsin, otur. Nazan, sabah biraz ters konuştum, kırdım seni, özür dilerim. Dileme, ben de ters konuştum. Sonra düşündüm de kendi kendime ayıp ettim. Hayır hayır, ben de düşündüm. Hep gerginlikten oluyor bunlar. Onu düşün, ötekine yetiş. Biraz atabilsek şu yüklerimizi. Biz biraz alabilsek omuzlarından şu yükleri. Ablamın oyunu bir tutsa, ben üniversiteye kapağı bir atabilsem. Cık, ne zor şeyler. Üf, gel de ezber yapma şimdi.